şöyle açıklamalara bakalım efendim. Özellikle yurt dışı oylarla ilgili olarak Sinan Oğan manipülasyon iddiaları dile getirmiş, uyarılar yapmıştı. Yurt dışı oylarla ilgili manipülasyon var buna izin vermeyiz demişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin baş danışmanı Eyüp Yıldız Sinan Oğan'a şöyle çıkıştı efendim. Mezar soyguncuları sizi. Eyüp Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı. Seçim birinci turda bitecek sanıp Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a hakaret etti. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçimler ikinci tura kalacak. Çok geçmeden çark etti. Paylaşımını sildi. Sinan Oğan 14 Mayıs akşamı oylar sayılırken sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı yurt dışı oyları ile ilgili manipülasyon iddialarını hatırlattı. Yüksek Seçim Kurulu'nu uyardı ve seçimin ikinci tura kaldığını söyledi. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Ve bizim e, okuduğumuz saha tıp atıp gerçekleşti. Bunun üzerine Eyüp Yıldız pazarlık payın kalmadı. Başka kapıya. Birinci turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi dedi. Yıldız saatler ilerlediğinde ve seçim ikinci tura kalınca paylaşımını sildi. Yıldız aynı zamanda MHP'den Ankara 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayıydı. Ancak meclise giremedi. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama bir takım sandıklarda %2'lik bir erozyonumuz oldu. Efendim sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cengiz Bey, Cengiz Han diyor ki buna bir cevap var mı? Hani biz yayına başlarken özellikle e, Ankara'da e, siyasetin konuşulduğu hemen her adreste seçim analizleri yapılan her noktada 49,5 almış olan bir AKP iktidarı Erdoğan 0,50'lik bir oran varken neden YSK'ya itirazda bulunmuyor? Bu işi birinci turda bitirme olasılığı eğer ki bir sıkıntı varsa itirazları şöyle bir hep konuştuk yarım puanlık bir durumda mutlak bir itiraz olabileceği kendisini gösterirken niye acaba hiç itirazda bulunmuyor diye konuşmuştuk Cengiz Bey bize soruyor buna cevap var mı? Valla bilmiyorum onu bilsem zaten çok başka bir noktadan konuşabilirdik ama işte 15 Temmuz mesajları da verildi. Cuma büyük Ankara mitingi öncesinde Millet İttifakı'nın mitingi öncesinde şöyle bir toplum gerim gerim gerildi. Hatta askerin ağır zırhlı araçlarının şöyle görevde olmasının mesajları verildi. O gerginlik iyice arttı. Hatta jandarmaya İçişleri Bakanı tarafından "Oyunuzu verin, görevinizin başına" şöyle tam manasıyla gidin talimatı verildi. Herkes ne oluyor? Seçime mi gidiyoruz yoksa cenge mi gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Savaşa mı gidiyoruz diye şöyle bir düşündü, taşındı. 15 Temmuz gecesi hatırlatması yaptı Erdoğan. İstiklal ve istikbal mücadelesi milletimiz için gerekirse yine dedi. Herkes şöyle bir durdu, düşündü. Bu mesajın içeriği ne ola ki diye ardından da iki kez sandıktan çıkan sonuç demokrasinin ortaya koymuş olduğu tablo saygı mesajları verildi. O 24 saatte Erdoğan'ın 15 Temmuz İstiklal İstikbal mücadelesi düşüncesi bir anda nasıl değişti? O da yine sorulacak sorulardan birisi elbette. Aslında bu seçim kampanyasında sorulacak, konuşulacak çok şey var.